Bunun için dört tane yufkamız var, evet. Derya Hanım. Önce içini hazırlayacağız. Bir kutu 200 mililitrelik kremamız var. Bunun içerisine kremayı biraz kolay sürebilmek için biraz, yani yarım çay bardağı kadar. Krema şu küçük kutularda, evet, çıkardan, evet, evet, mı kullanıyoruz? Evet, 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 evet. Küçük kutu zaten 200 mililitre o. Bir çay bardağı da süt ekliyorum. Bunu yufkalarıma sürmek için kullanacağım. Şöyle yufkamızı aldık. İsteyenler büyük bir tezgahta tamamen yufkayı açıp iki yufkayı üst üste yaparak da kullanabilirler. Ben şimdi burada yarım olarak yapacağım. Daha kolay kesebilirim, hı hı, diye. Şimdi adacık gelecek Sibel Yalçın. Merak, evet, etme, adacıkta yufkanı rahat İnşallah. Yayılacaksın. İnşallah. Şimdi ben böyle yarısını üzerine kapatacağım. Bunu isteyen dört parçaya bölebilir. Böreğini ne kadar büyüklükte istiyorsa. İsteyen altı parçaya bölebilir. Ben şimdi dört parçaya bölüyorum. Böreğimiz bu kısmı bitti. Şimdi burada 800 gram kadar haşlanmış, ezilmiş patatesimiz var. Bunun içerisine bir su bardağı kaşar peynir rendesi ekliyoruz. Sıcakken eklerlerse daha iyi olur. Peynir içerisinde hemen eriyor. Gerçi pişme esnasında da eriyecek. İki çorba kaşığı da Hindistan cevizi. Ay çok ilginç. Evet. Hakikaten bu malzeme burada çok, evet, ilginç. Çok merak ettim bunun içinde nasıl bir etkisi olacak diye. Çıtır çıtır. Zaten dışını da galetonuyla falan yapacağız. Dışı çıtır, içi yumuşacık ama Hindistan cevizi de ağza çıtır çıtır geliyor. Çok değişik ve lezzetli bir tarif. İlginç değil mi? Ben çok ilginç buldum gerçekten. Evet, Hindistan cevizini genellikle tatlı bir de yaptığımız şeylerde kullanırız. Evet, üstelik de çok faydalı. Börek de aklımıza gelmez. Evet. Nasıl? Şimdi böyle karıştırdık. Şeyde, Survivor'da şeyle besleniyorlar. Aa, evet, evet, vallahi, evet, evet. Hindistan cevizi yiyorlar, doyuyorlar. Demek ki kalorili de bir şey tahmin ediyorum. Şimdi böyle, evet, paylaştıracağım ben aralara. İki kattan yapıyorsun. Birazcık yani da karabiber. Evet, iki kattan yapıyorum. Karabiberini eklemeyi unuttuk. Ben karıştırdım. Şöyle, evet. Tamam canım. Karabiberini ekledik. Bunu şöyle geniş sigara böreği sarar gibi sarıyorum. Önce yumurtaya. Üç tane yumurtamızı çıktık. Bu fırına mı giriyor? Fırına giriyor Derya. Kızartma değil, onun içinde gayet hafif ve lezzetli oluyor. Bak çok değişik. Evet. Önce yumurtaya buladım. Sonra galetonuna. Dışı çıtır çıtır oluyor. Daha sonra da tepsimize hepsini bu şekilde hazırlayıp dizeceğim. Ve 200 derecede pişireceğim Derya. İşlem bu kadar. Bu kadar basit. Ve çok lezzetli oluyor. Kızarmadığı için de hafif bir börek tarifi. Bir çok tane güzel daha yapayım mı? Şimdi Sibel bir şey söyleyeceğim sana. Seyircilerimizden birisi, biz yayına ne zaman başlıyorsunuz diye çok telefon aldık sağ olsunlar. Birisi dedi ki bana, bu konuda sizin de fikirlerinizi rica edeceğim. Dedi ki işte böyle dedi tencere yemekleri yapmıyorsunuz dedi. Şeflerimiz, şimdi şu onu düşünüyordum bir taraftan. Şeflerimiz çok güzel yemekler, çok değişik şeyler seçiyorlar. Fakat sonra oturdum düşündüm. Ben dedim ki evet biz evlerimizde yani bunları böyle zaman zaman yaparız ama normalde de tencere yemeği pişiririz. Doğru. Ve bu konuda ben bir eksiğimiz olduğunu düşündüm. Ne diyorsunuz, bana katılıyor musunuz bilmiyorum. Yapabiliriz. Biraz şöyle bir düşünülüyor herhalde, sanki her ev hanımı tencere yemeğini biliyormuş gibi mi düşünüyoruz biz acaba? Biz öyle düşündük, evet, ama tencere yemekleri de artık biraz farklılıklar gösterdi. Biz eskisi gibi çok yağlı, çok acayip böyle eskiden içine ne kuyruk yağı bile koyularak tencere yemekleri pişirilmiş. Şimdi oralardan vazgeçtik. En azından ben öyle yapıyorum. Bilmiyorum sen öyle mi düşünüyorsun? Evet, evet, evet. Daha farklılaştırdık tencere yemeklerini. Hani bazı şeyleri evet eskisi gibi yapıyoruz. Orada da yağ miktarını azalttık. Mesela dolmaydı, değil mi? Etli dolma falan. Biraz onlar eskiye yakın pişiyor ama. Pişiyor ama yağlar dediğiniz yağlar gibi ben değişti. De zeytinyağı gibi, evet, kullanıyorum. Hani aynen. Diğer yağlardan mesela vazgeçtim. Mesela zeytinyağlılarda bazı zeytinyağlılara ben hiç yağ bile koymuyorum. Üstüne çıktıktan sonra biraz koyuyorum falan. Biraz yapalım mı Sibel? Yapalım, tabii. Yani tencere yemekleri, tamam, ne dersiniz? Bilmiyorum.
Var mı istek? Ben şunu görmek isterim, şunu nasıl yapıyorsunuz dediğiniz. Mesela ben öğrenmek istiyorum, kuru fasulyeyi nasıl yapıyorsunuz? Farklı bir kuru fasulye var mı gibi. Mesela ben geçen gün Home TV'de bir tane bir şey, yemek seyrettim. Bizim nohutu çok farklı yaptılar, onu burada denemek istiyorum. Çok çok farklı, ıspanakla falan birleştirdiler. İspanyol sosisi diye bir şey koydular ama biz pastırma koyabiliriz onun yerine. Sucuk da koyuyoruz. Sucuk konulabilir falan. Yani o kadar değişik farklı pişirdiler ki. Her elin soğan doğrayışı farklı olduğu gibi. Doğru. Eğer isterseniz bu tencere yemekleri konusunda ben şeflerimizle de birleşerek tamam, bir çalışma yapabiliriz. Tamam. Yöreden yöreye de tencere yemekleri değişiyor. Değişiyor. Her yörede mesela bir nohut dediğiniz gibi ama evet, her yörede farklı farklı pişirme teknikleri olabiliyor. Ama öyle genelde de aşağı yukarı aynıdır. Aynı. Böreğin şahane bir börek. Teşekkür ediyorum. İçine koyduklarımızı patates. Kaşar peyniri. Kaşar peyniri ve Hindistan cevizi. Karabiber, tuz. Bunları nerede bulabilecek izleyicilerimiz? Biz onu yazacağız. Sitede var. Benim sitede mevcut. Sitende var. Evet. Öyle evet, diyelim. Mevcut. Bak ne kadar. sitede var. Hangi siteye gideceğiz dermişim.